İyi akşamlar efendim. Bir Elinin Hamuru programında tekrar birlikteyiz. Sizin çaylar kahveler hazırsa biz de burada konuşmaya hazırız. Stüdyoda hazırız. Yine Ankara'dayız. Ankara bizi sevdi. Biz Ankara'yı sevdik galiba. Biz her zaman biliyorsunuz sorunları ortaya koyuyoruz ama sorunların çözümünü de konuşuyoruz mutlaka. Bu nedenle belki de ayağımızı alıştırıyoruz. Sorunların çözümü Ankara'da diye kim bilir. Evet, stüdyomda çok değerli konuklarım var. Sizlere onları tanıtacağım hemen. Bilimi konuşacağız, bilim eğitimini konuşacağız. Türkiye'de nasıl veriliyor, nasıl verilmesi gerekir? Bu ayrıntılara gireceğiz. Evet, hemen soldan başlayalım. ailemizin matematikçisi diyelim. Sayın Semih Koray, Profesör Doktor. Hala öğretim üyeliğini sürüyor. Evet. Hala emekli değil. Hala emekçi olmaya devam ediyorum. emekçi olmaya devam ediyorsunuz. Matematik değil ama yani esas matematik okudunuz. Yok hayır. Konum da oyunlar kuramı, iktisadi toplumsal kurum tasarımı. Bu hem matematiğin bir alt dalı hem toplum bilimin bir alt dalı. İkisini birleştiren bir matematik alan. Hayatın her alanında var deriz. İşte müzik var, resim var, sanat var, biraz sonra konuşacağız, mimari var, inşaat var. Ama esas şöyle yani. Benim mutfağımda bile var, ben size söyleyeyim. Tabii. Kimya fizik şeyini, bilimini makarnanın suyuna haşlarken zamanım hep dar olduğu için tuzu su mu daha çabuk kaynar tuzu onun hesabını bile yapıyorum kinetik enerji hatta çok genel olarak mesela Einstein doğanın matematiksel olduğunu söylüyor, bence bunun tersi doğru, matematik doğasal, matematik gerçekliğe ait ilişkilerden çıkan ve onları modellemeyi hedefleyen bir alan olduğu için matematiğin hayatın her alanında nicelleştirilen ya da nicelleştirilemeyen her alanında mevcut olması, bu aslında eğitimde de çok önemli, üstünde durulması gereken programı şey. Böylece özetlemiş olduk. Hadi kalkıp gidelim diyeceğim ama çocuklarımızı neden şunu dinleseler korkmazlardı diye düşünüyorum. Bu kadar hayatla ilgili bir şey, bu kadar oyuncaklı, keyifli, zevkli bir şey. Ben çocuklarla hep oynardım matematik. Daha 3-4 yaşlarındayken bile oyuncak gibi diye anladılar ama okula gidince de dizleri titremeye başladı. Ben bu konuda matematik tanıtım sayfasında bir şey demeyeceğim. Bir şey yoksa sonra tanıtım devam yoksa problemi burada hemen bitirmeyeceğiz. Sayın Profesör Doktor Gülen Elmas Arslan R ile yazılıyor. Arslan. Evet. sizin esas dalınız ekonomi. Ekonomi, evet. Ben 25 yıl Gazi İktisat Bölümünde öğretim üyeliği yaptım. Sonra Çorum Hitit Üniversitesi'ne profesör olarak gittim. Oradan emekli oldum. Genç bir emekli öğretim üyesiyim. Ama ders vermeye devam ediyorum çeşitli üniversitelerde. Hoş geldiniz efendim. Sizin de İktisat da bu arada hayatın içinde. Gerçi hocam da iktisatçı. Ya matematik kadar bütün hayatı kapsayan alanlardan birisi de aynen öyle. Ben de arkanızdan destekliyorum, ben de ekonomi. Öyle ya. Biraz iktisat ağırlıklı galiba burası. Evet, insana doğru. Ama işte öğretmekle ilgili bir şey. Yani eğitimle ilgili bir şey. Şimdi müfredat konuşuyoruz da tabii milli eğitim deyince onun altındaki anlayışı esas bugün birazcık onu konuşacağız. Onu yaratan milli eğitimin hangi temeller üzerine oturtacağız bunu konuşacağız. Aslında için tabii iktisat da öyle. Günlük hayatla bağlantı kurmadan anlatıldığı zaman çok kuru, çok yavan bir şey oluyor aslında. Yani o açıdan dediğiniz gibi öğretim de çok önemli. Evet. Ben mezun oldum. Bizim zamanımızda kredi kartı falan gibi şeyler yoktu. Tabii borsa falan da yoktu okulda okurken. İlk bankaya gittim, elektrik faturasını emekli oldum pardon. Şeyi alacağım, maaşımı alacağım, bir türlü alamıyorum. Kartı sokuyorum, çıkıyor, gelmiyor filan. Oradaki bekçi dediler ki o yardımcı olsun size. Geldi. İşte de bilmem ne yaptım mı?
bilmem ne ettim mi? Bekçi beni bir aşağıladı. Ya ben maliye okumuşum, ekonomi okumuşum. Çok böyle sınıf arkadaşım, banka genel müdürü bilmem ne falan. Ben böyle ezile büzüle gittim o makineyle. Ama hiç yani banka genel müdürlerinin o formülleri ezberleyip de önlerinde çalıştıklarını sanmıyorum. Yani biz okulda öğrendiğimiz gibi ezberlemeden onun mantığını... Aslında iktisatın galiba hocam da katılacak, tahmin ediyorum, bilmiyorum, belki de karşı olursunuz hocam. Yani iki tane temel sorun var. Bir, teknoloji çok iktisatın içerisine girdi ve iktisatı tümüyle farklılaştırdı. Yeniden farklı bir ele alışı gerektiren bir noktaya geldik teknoloji konusunda. Bir, ikinci sorun da iktisatın çok fazla borsaya sıkıştırıldı, değil mi? Yani aslında değildir iktisat, evet, deyince yalnızca, evet, borsa ve para piyasasındaki işlem gibi algılanıyor ve yalnızca televizyonlarda da o konuşuluyor. İktisatı aslında iktisat biraz onu aşıp başka boyutlarıyla dile getirmesi lazım. Ama işte aslında, oradan şeye geliyoruz tabii, kağıt üzerinde ekonomi, evet, üretimden, evet, kopan bir ekonomi, evet, galiba, evet, biraz sonra bilimle onu da bağdaştıracağız. Aslında bana bazen soruyorlar iktisat nedir diye, ben iktisatçı değilim, alaylıyım o konuda. İktisat başarılı olduğu takdirde kendi kendini ortadan kaldıracak yegane bilim dalıdır. Tartışlar arasında mimariye geliyoruz. Yani üretim ve tüketim sorunları çözüldüğü zaman o zaman iktisata da gerek kalmayacak. Bunun altını açmak üzere hocam. İktisadın amacı da buysa, belki onun için başarılı olmaması için iktisatçılar uğraşıyor olabilirler. Kendimizi yok etmeyelim. İşsiz kalmamak için. Devamlarını sağlamak için görevlenelim. Sayın Müge Bahçeci, yardımcı doçent doktor, siz esas mimarsınız ama restorasyon uzmanlığınız da var. Ben de Kültür Bakanlığı'nda çalıştık, oradan emekli olduktan sonra. Siz de mi emekli oldunuz? Genç emekli diyorum. Genç emeklisiniz, evet. Hizmet süremi doldurup, yaşa da takılmayıp. Üniversitede başka bir kulvarda çalışmaya devam ettim. Mimarlık bölümünde öğretim üyeliği yapıyorum. 8 sene bitti. Çok da keyif alıyorum gençlerle birlikte olmaktan. Deneyimlerimi paylaşmaktan. Kamuda çalışmış olmanın verdiği bir avantaj da var. Yani pratiği bilmek, mevzuatı bilmek, öğrencilere aktarmak. Proje falan da çizdiniz mi, iş yaptınız mı mimarlık? Bakanlıktayken proje kontrollüklerim oldu. Tasarım olmasa da uygulama deneyimlerim var. Tabii burada tartışmasına girmeyeceğiz. Mimar sanat mıdır değil midir? Teknik üniversiteyle şeylerin arasındaki... Ama bilimsel yönünün çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. İkisini bir arada birleştiremiş. Aslında hani sebep-sonuç ilişkisi çok önemli mimaride. Yaptığımız analizlerin sonuç odaklı olması çok önemli. Analitik düşünme çok önemli. Bunların hepsinin temelinde aslında bir matematik var, bilim var, fen var. Biz de gelen öğrenci profilinin bu donanımla üniversiteye gelmiş olmasını çok tercih ediyoruz. Çünkü teknolojinin gelişmesi bizim sanat ve tasarımın eğitimini de çok etkiledi. O boyutta düşünürsek yeni kavramlarla ve tanımlarla uğraşıyoruz. İnteraktif çalışmalar yapılıyor, üç boyutlu canlandırmalar, bilgisayarın çok fazla kullanıldığı bir alan olmaya başladı mimaride. Tasarım sürecini etkiledi. Dolayısıyla mutlaka temelde bu bilimsel eğitimin alınmış olması ve sağlam temellere oturmuş olması üniversite hocaları olarak bizim de çok tercihimiz. Evet, tabii bir alt başlığı da hemen biz kopuk değiliz dedi hayattan. Hayat demek tabii insan demek sonuçta. İnsana değen bir meslek sizinki de. Yani insanlar için bir şey yapıyorsunuz. Gelirken havaalanındayım. Müthiş geniş, böyle zannedersin uçak inecek koridora. O kadar geniş koridorlar var. Nasıl bir tasarımsa. Oradan ordular geçecek gibi. Ama çok özür dilerim, insanların ihtiyacını karşılayacak, inanın, iki tane tuvalet var.
Orada kuyruk 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 insan. Sonuçta siz orada insanlara hizmet etmek için bir şey çiziyorsunuz. Onların ihtiyacına göre bir şey çiziyorsunuz. İndiğinizde müthiş bir ihtişam. Oradan sular fışkırıyor, buradan bilmem ne, müthiş geniş alanlar, boş alanlar, hiçbir işe yaramayan. Ama işe yarayacak alan da şu kadarcık. Bence evet, konuşacağız. Bilim ve insanı da konuşacağız elbette. Ve hemen yanınızda öğrenci bir arkadaşımız oturuyor. ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümündesiniz. Hakkı Erman Ergincan. Hakkı'yı özellikle eklettirdiniz. Hakkı'nın bir özelliği mi, şey mi var? Ben iki ismimi de kullanıyorum. İki ismime de alışığım ve yani neticede aile mirasıdır isim. Yani anneden ve babadan, hatta tüm sülaleden verilen o mirasa sahip çıkma. Babamın dedesinin ismi ve ben yani o miras isim bence ilk verilen miraslardan birisi. Yani özel mülkiyetçilikten dolayı değil ama o mirasa sahip çıkmayı seviyorum yani. Evet, gurur duyuyorum yani o ismi. Mirasları tüketmek değil, yaşatmak evet. için miras. Evet. Kültürel bir miras yani. Ve sürekli her an anılan bir şey. Ne iş yaparmış bir şey Hakkı Bey? Ben dediğim babanızın dedesi. Babamın dedesi evet. Saray zamanından yani Osmanlı zamanından kalma bir işi var. Ve o zamanlar sarayda çok alt seviyelerde bir iş yapıyorlar yani. Hmm. Üst kademede değiller yani. Meslek, mesleğim var. Meslek ne iş yapıyor biliyor musun? Çok çok bilmiyorum orada. Yani, bundan programdan sonra önce öğrenin madem adını taşıyasınız. Ama orada da o miras aktarılmıyordu aslında yani. Ne iş evet. yaptığına dair çok fazla bir bilgi yok evet. yani. Sadece sarayda çalıştığı biliniyor ama çok ne iş yaptığı bilinmiyor yani. İsim aktarılıyor ama o mesleki üretimsel miras aktarılmadı yani. Evet, Sayın Hakkı Erman Ergincan'la da nasıl bir eğitimin muhatabı olarak, bilimsel eğitimin muhatabı olarak öyle olmasın, böyle olsun, öyle ders vermeyin, böyle ders, böyle anlatın programı, müfredatı böyle değiştirin gibi önerilerini de alacağız sizden biraz sonra. Sayın Hocam, Müge Hocam, isterseniz sizle başlayalım. Bilimsel eğitim dediniz, ne anlamamız gerekiyor, ne anlaşılmış, yani daha önce nasıl, şimdi nedir, biz sizden kısaca öğrenelim, sonra tartışmaya aslında, devam edelim. Tabii, bilimsel eğitimin temelinde merak var, yani insanlık tarihi boyunca insanlar merak ettikleri şeyin peşine düşmüşler ve dolayısıyla o buluşları gerçekleştirmişler. Ve bu merak ve soru sorma duygusu gelişimi desteklemiş. Bunu bastırdığımız zaman tabii bilimsel olmaktan çıkıyor eğitimin boyutu. Soru sormayı aslında her zaman öğrencilerimize teşvik etmemiz gerekiyor. Tabii analitik düşünmenin altyapısını da matematik bilimine borçlu olduğumuz için matematik eğitiminin de güçlü olması gerekiyor altyapı olarak. Biz Cumhuriyet kuşağının yetiştirdiği gençler olarak yani çocuklar olarak benim annem babam da o dönem eğitmendi. Cumhuriyet ilkeleriyle hareket etmiş, bilimsel temele dayanan eğitim vermeye gayret etmiş. İki eğitmenin kızı olarak ben bir gün eğitmen olacağımı pek düşünmemiştim ama bu bana bir misyon gibi geldi sonradan. Çok da keyif alıyorum. Aslında ilk bilimsel eğitimin temellerinin de Cumhuriyet döneminde atıldığına İnanıyorum. Yakından da izledim annemle babamı. Kaç doğumlular anneniz babanız? Annem 33, babam rahmetli 29, 29 doğumluydu. Annem hala aynı enerjisiyle, işte idealist yaklaşımıyla devam ediyor hayatını. Evet. Annem de 23 doğumluydu. Evet. Biz
siyasetin bir sürü inceliklerini yattığı yerden, yani izliyordu şeyden. Ben ondan öğrenirdim. Yani ben kendim içinde olduğum halde işte şöyle yapmış duydun mu, böyle demiş duydun mu? O nesil kendini sorumlu hissediyor. Çünkü yani bu memleketin sorumluluğu benim omuzlarım üzerinde. Ben bu yanlışları düzeltmem lazım gibi bir kaygıyla. O sorumluluk anlayışı galiba. Onları öyle diri tutan. Aslında devrimlerin de ben eğitici bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Hepsini tek tek saymak çok şu anda konumuzun dışında ama hepsi aslında ülkeye bir rol model oluşturacak çalışmaları içeriyorlar. Ben mesela bir tanesine örnek vermek istiyorum. Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'ni miras olarak halkına bırakmasının arkasında da oradaki çiftçiye burada oluşturacak modern tarımın temellerini öğretmek, aktarmak vardı diye düşünüyorum. Hepsi aslında böyle küçük küçük yapı taşları olarak bilimsel eğitiminde temelini atmışlardır diye düşünüyorum devrimlerin. Oradaki tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili dünyadaki en gelişmiş mesela türler de tavuk türleri var. Hiç, Türkiye o zaman henüz gelmemiş ama onlar getiriyorlar ve nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi de veriliyor. Evet. Yani orası bir örnek çiftlik gibi. Evet. Zaten Türkiye tarımını küçük ölçekte hayvancılığını bilimsel anlamda uygulanıyor bir planlama program çerçevesinde. Maalesef şu anda bir safari parka dönüştürüldü Atatürk Orman Çiftliği. Bu eğitim özelliğini uzun seneler boyunca yitirdi ama şu anda en kötü durumda. Maalesef hani kültür mirası bir isimdir, başka şeydir. Atatürk Orman Çiftliği'dir. Soyuttur, somuttur ama bütün bu değerlerin korunması ve aktarılması lazım. Yani dün neydik, bugün neyizi anlayabilmek için hani bu değerleri korumamız lazım ki hani yapacağımız gelecek için kurgulayacağımız çalışmaların bilimsel bir temele oturması açısından bütün bu mirası korumak bizim ana hedefimiz olmalıdır diye düşünüyorum. Evet, hocam soru sormak yetiyor mu? Yani bilim deyince tabii soru öyle de başlamış. Aa bu böyle mi acaba diyerek başlamış ama sorup nereye kadar soracağız değil mi? Yani aslında bilime belki, ulaşıyor muyuz soru sormakla? Aslında belki buna şunu da eklemek lazım. Mesela Müge hocamızın söylediği sorgulama, analitik düşünme aslında hangi eğitime ilişkin neoliberal metne bakarsanız bakın bu unsurlar var. Sorgulayan, analitik düşünen. Bu iki şeyi alalım. Yani sorgulama ve analitik düşünmeyi. Yani sorgulama sadece soru sorma aşamasında kalır. Eğer bunu sorgulanan şeyin ardındaki nedensellik ilişkilerine nüfuz ederek onu bir çözüme kavuşturmakla, çözümleme artı bir çözüme kavuşturma aşamalarıyla birleştirilmezse, bu belli kavramları aşındırmak için kullanılan, bilimsel açıdan, toplumsal ilerleme açısından, öğrencinin yetişmesi açısından olumlu hiçbir kalıcı sonuç getirmeyen, katmayan bir şey olur. Yani bugün tarihimizle yüzleşelim, sorgulayalım. Neyi sorgulayalım? Atatürk'ü sorgulayalım. Ama Atatürk'ü sorgulayıp bıraktığınız zaman Atatürk'ü olumsuzlamak, aşındırmak, onun bugüne olan etkisini ortadan kaldırmak bu sonuçları elde edersiniz. Ya da Ermeni soykırımı yalanıyla ilgili tarihimizle yüzleşelim, sorgulayalım. Sorgulayalım ama sorgulayıp da eğer sonuca ulaştırmazsanız oradaki nedensellik ilişkilerini, bunun içeriği neydi, tarihsel anlamı neydi, Türkiye açısından bu bir vatan savunması mıydı yoksa bir soykırım mıydı, bunları
bir çözüme kavuşturmazsanız o zaman Türkiye'yi acize düşürmek isteyenler de bu sorgulama safhasında kaldığı zaman analitik düşünce, çözümleyici sadece bir düşünce, soru işareti yaratmak sadece değil mesele. Sadece soru soran ve cevap vermeyen bir nesil. O sorular onlara sordurtulur. Bakın o zaman hangi soruların? O sorular merakın sonucu. Hakikaten hayatı anlamanın bir ilk adımı olarak soruluyorsa, soru soranın o soruyu çözüme kavuşturmak diye bir isteği, kuvvetli isteği vardır. Onu başka adımlar izler. Ama mesele sadece soru sormak olarak, o zaman o sorular, soruların listesi, biz bunu çok yakında, çok ayrıntılı biçimde yaşadık, verilir, o sorular sorulur. Cevabı verilmediği için hazır bazı cevapların, o soruların cevabı olarak daha yaygın bir kitle tarafından kabul edilmesine yol açar. Hiçbir çözüme de ulaştırılmaz. Şimdi çözümlemek lazım. Çözümleyici düşünce, analitik düşünce lazım. Bu son derece doğru. Çözümlemekle çözmek farklı, farklı bir şey. Çözümlemek analiz, şu, bakın analiz. Çözümlemede de benzer bir durum var. Siz bir aleti parçalarını ayırırsınız, çözümlersiniz. Eğer onu bir bileşimle, analizi bir sentezle sonuçlandırmazsanız yine bir işe yaramaz. O zaman o sizin çözümlediğiniz şeyden istediğiniz bileşimi başkaları çıkartır ve dayatır. Bu yine merakın, hayatı anlamanın, hayatı anlayarak o anlayışı hayatı dönüştürmeye, dünyayı değiştirmeye, orada kullanmanın aracı olmaz. Bunların hepsinde ortak olan taraf da şu, bu eğitimin bence temel problemlerinden, temel meselelerinden bir tanesi. Bu matematikte de ortaya çıkıyor, başka bütün alanlarda, hangi alanı alırsanız alın ortaya çıkıyor. O da kavramlarla öğrenci, kavramlarla insan arasındaki ilişki. İki tür ilişki mümkün. Ya öğrenci insan kavramların efendisi olur, o kavramları hakikaten sorunları çözmede, hayatı değiştirmede kullanışlı araçlar olarak kullanır. Bu o kavramları özümsemekle mümkün ancak. Özümseyemediğiniz, kavram size yabancı kaldığı, kavram size dışarıdan dayatılan bir etken olarak kaldığı sürece o zaman kavram öğrenciye, insana hükmeder. Yine bence son bu küreselleşme, neoliberalizm dönemine döndüğümüz zaman orada bir kavramsal saldırı var. Allanmış, pullanmış, yaldızlı, içi boşaltılmış bir sürü kavram insanların üstüne çuvalla boca edilir gibi ediliyor. Ama o kavramların eğer hakikaten neye yaradığı, içeriği nedir, hayatı dönüştürmede. Çünkü nedensellik ilişkilerini anlamak, nüfuz etmek ancak kavramlar aracılığıyla olur. Kavram yoksa, kavramlaştırma yoksa, o kavramlara dayalı bir kuram, teori yoksa, o zaman bilim ne öngörüde bulunabilir, ne geleceğe ilişkin yolu aydınlatabilir. Bütün bilgi tekil bilgiden, algısal bilgiden, birebir bilgiden, neyi inceliyorsanız ona ilişkin bilgiden ibaret kalır, onunla sınırlı kalır. Onun için matematik korkusundan filan da siz... Her şey soruyla başlarsam o kadar kolay değil gerisi diyorsunuz değil mi? Ben burada bir parantez açabilirim hocam. Buyurun. Burada şöyle bir sıkıntımız var günümüzde. Neoliberal dönemden bahsettiniz, oradan bir çağrışım yaptı. Şimdi sırf sormak ve bırakmak elbette doğru bir şey değil ama zaten günümüzde bırakmıyorlardı aslında. Yanlış bilgiye ulaşmak konusunda temel sıkıntımız var. Orada analizde yanlış noktalara geliyoruz. Burada iki tane temel problem var. Hocamız şeyden bahsetti, orman çiftliğinden bahsetti. İşte geçmişi yok etme, hafızayı yok etme, aynı şekilde kültür mirasından bahsetti. Bu tür şeyler aslında yeni günümüzde sağlıklı analizlerin temel altyapılarıdır. Yani olaylar ve olgular çok önemli. Nedensellik bağları açısından da çok önemli. Bir başka ikinci sıkıntı küresel dönemde. Bilgi artık tek merkezde
oluşturuluyor, tek merkezden yayılıyor. Ve çoğunlukla bilgiye ulaşma konusunda, edindiğimiz bilgiyi de doğru analiz etme konusunda, doğru noktalara varma konusunda genç kuşaklarımızın çok önemli sıkıntıları var. Hatta onu o kadar büyütebiliriz ki dünyada tek bir merkezden artık bilgi yayılıyor noktasına bile giderek daha ileriki dönemlerde daha uç bir örnek vererek şey yapabilir. Bu çok ciddi bir tehdit günümüzde yani. Doğru algılama, doğru analiz etme konusunda. Mesela dayatma bakın. Ya dayatma ya özümseme. Tamam, bir sıkıntıları birazcık da dinle. Yanlış soru sormayı aslında dersi kaynatmaya çalışan öğrenciye de benzetebiliriz yani. Liberallerin tavrı. Yani hocaya dersi kaynatmak amaçlı bağlamından kopartacak soru. Dersi kaynatmak zararı edilgin olan bir şey. Yani sadece o zamanı etkin biçimde biraz daha ileri gidiyor galiba. Yani ben bir şey söylemek istiyorum. Yıkıcı çözümler, yıkıcı sonuçlar, yıkıcı cevaplar. Aynı sınıftaki öğrenciler açısından fakat olumsuz etkisi var yani. Evet. Daha yıkıcılaşıyor yani, domino etkisiyle gidiyor. Orada dersi yani. Yıkmış oluyorsun. Dersi yıkmış şey. Oluyorsun ve başka arkadaşlarının hak gaspı yapmış oluyorsun yani. Aslında siyaset kurumunun Türkiye'ye getirdiği nokta bu. Yani ders kaynatma noktası. Yani o yüzden bu bir kültür yozlaşmasına da sebep oluyor. Bu derse değil de bütün eğitim süresini kaynatmaya. Doğru söylüyorsunuz. Ama o belli bir amaç için yapılıyor. Amaç için yapılıyor. Onların da yani, bir amacı var, bizim de var diyelim. Çünkü eğitim paradigmaları yani küreselleşmeyle değişip gelişiyor. Yeni kavramlar giriyor demiştik. İnterdisipliner çalışmalar gerektiriyor. Mimarlık alanında da böyle. Yani bilgisayar teknolojinin çok hızlı kullanılması, üç boyutlu dijital canlandırmalar, prototipler oluşturma konusunda yani teknik donanıma sahip olmak belki gerekiyor mimarlık eğitiminin yanı sıra. Yani temel bilginin yanı sıra edinilmesi gereken başka donanımlar da var. Biz bunu 2011 yılında bir sempozyumda tartıştık aslında. Başkent Üniversitesi'nde 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu yapıldı. Dün, bugün, gelecek olarak. Gelecekte bilimsel temele dayanan eğitimin sürdürülebilirliği için sonuçta hepimizin geldiği nokta matematik ve fen konularında donanımlı öğrencilerin üniversiteye girmesi idi. O zaman da geliyoruz hani milli eğitimdeki müfredat sorununa. Herhalde onu da bir tur tartışacağız diye düşünüyorum. Müfredata çok fazla girmek yani, istemiyorum. O yeteri kadar tartışıldı. Biz esas onun temellerini nasıl oluşturmamız lazım ki iyi bir müfredat olsun. Yani müfredatı oluşturacak insanların eline bilimsel verileri verelim. Onlar da o bilimin ışığında nasıl bir bilimin ışığında? Çünkü öbür de bilimsel değil mi? Soru soruyor. Bir yere doğru yönlendiriyor sonuçta yani. Orada da bilimi kullanıyor, soru sormayı kullanıyor. Bence soru sorma konusunda faydalı sorular, zararlı sorular diye ayırmamak lazım. Soru dışarıdan mı dayatılıyor? Evet. Yoksa soru hakikaten merakın sonucu, hayatı anlamaya, ona çalışmanın sonucu, merakın sonucu bir soru mu? Yani onun için soru, İyi soru, kötü soru diye bir şey yok. Amacı ama sorunun devamı nasıl getiriliyor? Sorgulamanın devamı nasıl getiriliyor? Yani sorgulama neden oluyor. Yapılır? Esas olarak tabii gerçeği bulmak üzere. Daha iyisini, daha iyisini bulmak üzere. Yani bizim de hepimizin çocukları var. Sonuçta benim çocuklarımın üçüne de ilkokulda, anaokulunda şikayet geldi. Çok soru soruyorlar diye. Yani hatta öğretmen dedi ki sınıfta otoritemi sarsıyor çok soru sorarak çünkü yanıtını şimdi öğretmişiz ona biz aman soru sor diye niye bana da sorsun daha iyisini daha gerçeğini bulabilsin o yolları açık tutsun benim verdiğim şey sonuçta benim bilgi birikimimle sınırlı o daha o sınırları zorlasın iyisini bulsun diye. Onun için amacı ve hedefi önemli. Yani bu programda da biraz bu şeyi hedefi belki konuşuyoruz. Yani sadece soru sormak değil. Belki şunu söylemek lazım. Bu uzun süreli bir
eğitim politikası ve bunun siyaset üstü bir eğitim politikası olması gerekliliğini, yani böyle sürekli bugünden yarına değişen sistemlerin empoze edildiği bir şey değil. Şimdi ama yeni bir tartışma konusu açıyorsunuz. Siyaset üstü demek ne demek diye. Dönüş siyasete tabii bağlı olmaması lazım ama neticede milli olması için eğitimin belli bir siyaseti de gütmesi lazım yani. Yani toplum bilimi toplumun geleceğini nasıl şekillendirmek, nesnel olarak toplumu ilerletmek anlamına gelir. Bunun yanıtının, siyasal düzlemdeki yanıtının da bunun eğitim üstünde bir etkisinin, orada bir cevabını bulmasının bunun olması lazım tabii. Evet, ama ben yanlış anlaşılmasın diye küçük bir şey de yapabilir miyim? Yani hani bugün neoliberalizm sorgulama morgulama filan diyor ama yani bugün eğitimde sorgulama en aza inmiş vaziyette. Evet. Hani şu anda karşı karşıya bulunduğumuz durum nedir, bunu eğer saptamak istiyorsak bu sorgulama en aza inmiş vaziyette. Hatta ben aşırıya giderek bazen şöyle bir izlenime kapılıyorum. Yani öğrencinin kabahati değil bu. Bizim veya toplumun öğrencilerde onun zihninde yarattığı şey. Ya bana hayatta ne lazım olacak? Bunların bir listesini ver. Bir de kitap ver. Yani bu sorunla karşılaştığın zaman falanca sayfaya bak. Orada adım adım neler şey yapılacak bu olsun. Yani onun için hani sanki soru şu değil. Yani sorgulama yapılıyor da sorgulama yapılırken bu çarpıtılmaya, yanlış yönlendirilmeye filan çalışılıyor. Ama bugün eğitimdeki temel sorun sorgulamanın olmaması. Bir teknik üniversite eski rektörlerinden biriydi. Yıllar önce yaptığım programda söylemiştim, benim için de çok anlamlı gelmişti. Biz öğrenciye bilgiye nasıl ulaşılabileceğini öğretiyoruz. Yoksa o zaten mezun olduğu anda o bilgisi eskimiş oluyor. Dolayısıyla yenisini nasıl ulaşabileceğini öğretiyoruz demişti. Öyle mezun ediyoruz demişti. Ekonomide de aslında biraz öyle değil mi? Ekonomiye geçmeden önce arkadaşların konuştuğuna bir şey eklemek isterim. İşte siyaset üstü eğitim politikası ya da milli politika, hocamın söyledikleriyle bağdaştırarak aslında çok milli eğitim politikası ayarlayabiliyor muyuz? Yani dış etkenler, yani küresel dönemde genel iş bölümü çerçevesinde bilimsel araştırmaya dayalı, üniversitelere dayalı iş bölümü çerçevesinde ya da başka nedenlerden dolayı acaba hakikaten milli eğitimi ne kadar milli ayarlayabiliyoruz? O çok önemli ve temel sorunlarımızdan biri aslında. Tam da buradan genel bir tablo çıkartarak tartışmayı biraz derinleştirmek istiyorum. Şimdi yani Türkiye'de aslında milli politikaların terk edildiği dönem 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme denk geliyor. Ondan sonra zaten sorunlar baş göstermiş vaziyette. Onun nedenine de vurgu yapacağım ama son tartıştığımız NATO meseleleriyle de ilgili bir yandan. Şehri çok yakından ilgili. Programımızın adı bilim eğitimi. O yüzden ben gelmeden önce biraz şöyle bir bakındım. Yani şunu kastetmiyoruz, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. TÜBA'nın 2002'den sonra Türkiye'de uygulattığı ve bir takım pilot okullara yönelik başlattığı bir proje var. Bilim eğitimi doğrultusunda ve burada bilim eğitiminden kastettiği şey de şu, işte öğrencinin daha sorgulayıcı olmasını sağlamak ama o yetmiyor. Kendisini bilim adamı gibi hissedecek şekilde bir eğitim sürecine tabi tutulup mezun olmasını gerçekleştirmek diye belirlenen bir temel amaç doğrultusunda bir proje başlatılmış vaziyette ve bir takım okullarda uygulanıyor. Şimdi benim orada tam da okuduktan sonra şöyle bir itirazım var. Yani böyle milli eğitim politikası belirlenemez. Şöyle ki, yani bilimsel eğitim bütün okullarda uygulanması gereken, yapılması gereken bir şey. Yani bir takım okullarda, bir takım öğrencilere, seçme öğrencilere bilim eğitimi nasıl olur diye bir eğitim sürecine tabi tuttuktan sonra onlardan teknoloji üreten bilim adamı olan insanlar yaratacağız gibi bir proje hedefi yanlış bir hedef.
Onu bütün eğitim sistemine uygularsınız. Zaten öğrenci süzülerek gider ve orada bu süreç içerisinde daha analitik düşünebilen, daha olay ve olguları iyi algılayabilen ya da kafa yoran, merak gösteren öğrenci süzülür ve bir yerlere gelir. Ve böylece bütün öğrencilere fırsat eşitliğiyle tanımış olursunuz. Oradan süzülerek bilim eğitimi olur. Yani torna tesviyeci yetiştiriyor gibi bilim adamı yetiştiremezsiniz. O yüzden böyle bir temel yanlışınız var. Değil tabii. Yani olacak iş değil. Böyle bir, bu da neoliberal. Hatta hangi teoremleri ispat edecek, yani, hangi onları da önceden siparişini verip ona göre yetiştirmeye çok da güvenmedikleri için belki de programı yani belli bir kısmı en azından etkilesin. Hayır, yok, şey çok kafa yormadıklarını düşünüyorum. Güvenip güvenmemekle ilgili bir şey değil. Bir de neoliberal dönemin hakikaten politikalarının mantığıyla çok yakından ilgili. Yani şey şu, ben bunu çok önemli görüyorum. Onun için izninizle çok kısa şey yapmak istiyorum. Bu köy enstitüleri bu işi, bu problemi ele almış ve çözmüş. Evet, evet. Ona da seçkin yetiştiren bir eğitim değil. Önceden seçkinleri ayırıp onları seçkin olarak yetiştirmeye yönelik bir eğitim değil. Hocam. Tam tersine bilimsel eğitimden geçen yani havuzu, insan gücünü geniş tutmak, o zaman bunların içinden sivrilecek olan seçkinler çok daha iyi yetişmiş ve hem nitel hem nicel olarak çok daha iyi oldu. Ama yani de fırsat eşitliğini yaratmak da o da önemli. Yani belki bir sürü bilim bir adamı bir sürü yok pırıl pırıl çocuğumuz var, kuşaklar yetişiyor, elimizden geçiyor. Bu son dönemde, affedersiniz lafınızı kesiyorum, Güneydoğu'da hani sınavlarda böyle pıt 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 başladı sınav birincileri falan olmaya. Niye? Birazcık bir okula gidebildiler. Birazcık daha bir yani öğrenebilme şansını azıcık daha arttırdılar. Aziz Sancar hocam, yani evet, şey Mardin'den, köyden çıkan bir beyefendi gidiyor Amerika eğitim sisteminin içerisine giriyor ya da şey o bilimsel sürecin bir parçası oluyor ve Nobel ödülü kazanıyor. Gururumuz çok, çok mutlu oldum bir bilim insanı olarak. Ama yani bu sözünü ettiğimiz süreçte hakikaten torna tesviyeci yetiştiriyormuş gibi bilim adamı yetiştiriyoruz mantığıyla eğitim politikasına yaklaşılmam artı bu aslında biraz dış proje. Yani masa başında dışarıdan yaratılmış bir projenin bizim gibi gelişmekte olan ülkeler uygulanmasıyla ilgili bir şey. Gene tam bu noktada gene dış etkilerden bahsedeceğiz. Üniversite üzerinde de yıllardır Batı'nın çok ciddi etkisi var. Yani tek Batı değil, dış dünyanın, egemen güçlerin şöyle. Aslında bizi iş bölümüne tabi tutmuşlar. Siz ara eleman yetiştiren ya da iş gücü yetiştiren üniversiteler olun, bilimi bırakın. Biz onu yaparız zaten diyorlar. Yani iş bölümünde böyle bir netlik de var aslında. Buna rağmen gayret göstermeye çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Gene Batı'nın etkisini eğitim politikalarında vurgulamak adına söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de eğitim politikalarında temel kırılma aslında o bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşma aslında 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki dönemlere rastlıyor. O dönemde Truman doktriniyle birlikte aslında işte Doğu blokunu, işte Sovyetleri temel düşman olarak belirledikten sonra onu çevreleyen ülkelere ilişkin bir takım önlemler geliştirmek zorundalar. 1946'da yapılan plan biliyorsunuz uygulanamadı. 47'de Wanner planı devreye girdi. Burada aslında istenilen şeyler de şunlar. Biraz iktisatçı yönüyle de konuşacağım. Kusura bakmasınlar. İzleyicilerimiz ve siz de konuklarımız kusura bakmasınlar. Yani orada şunu söylemeye çalışıyorlar aslında Wanner planında. Yani Türkiye hemen savaştan sonra çıkılan dönem, bir de tabii gıda aslında şimdi de çok kritik bir sektör, çok stratejik bir sektör. Dünyanın nüfusu inanılmaz bir genişleme halinde. Önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri gıda sektörü ve şey temiz suya ulaşım olacak. O dönemde de öyle. Türkiye'ye şunu söylüyorlar, siz Avrupa'nın gıda üretim merkezi olun. İş bölümünde böyle bir şey yapalım. Bırakın teknoloji üretmeyi, bir takım şeyleri geliştirmeyi falan. Avrupa zaten benim yeteri kadar gelişmesine ivme vereceğim. Ticaret partnerim olacak. Sizin de iş bölümünüz bu şekilde olsun. Ama onun yanında bir takım şeyler de istiyor. Ulaşım politikasında değişiklik istiyor. Karayollarının, yani diğer ulaşım, yolcu ve yük taşımacılığında çeşitlenmeyi sağlayacak. Daha ekonomik, daha belki iç kaynağa dayalı bir ulaşım politikası geliştirilecekken yalnızca karayollarına yönelik bir ulaşım politikası isteniyor. Bunun da temel nedeni aslında kendilerinin çok önemli
bir ihraç endüstrisi olan ve stratejik sektörü o dönemde otomatik olan otomotivle ilgili bir pazar yaratma çabası. Dolmuş icat ediyorlar. Evet. Evet, evet, otobüs var kendisinde. Dolmuş icadı da işte binek araba satmanın. Bir başka şey. Ben Türkiye zannediyordum. Eğer eş zamanlı olarak bir sürü yerde dolmuş kavramı icat edilmiş ve araba Meryem piyasası genişlemiş bayağı. Ve bugüne kadar da aynı hataya devam ediyoruz biliyorsunuz. İşte eğitimle ilgili bir takım talepleri var. Bu eğitimle ilgili talepleri de tamamen şöyle. O dönemde hakikaten çok özgün bir politika olan köy enstitüleri projesi Türkiye'de çok uygun bir politika. Çünkü Türkiye'nin bütün bölgeleri o dönemde geri kalmışla temel özelliklerini taşıyor. Ve köylü nüfusu çok fazla. Okuma yazma oranı düşük. İlkokuldan sonraki düzeyde eğitimle ilgili gereken ve arzulanan gelişmeler bugüne kadar çok istedikleri halde sağlayamamışlar. Ve çocuklara çok önemli, yani geleceğin bilim adamları, sanat adamları ya da hayatın önemli noktalarında yer alacak herkesi, mühendisleri vesaire alacak herkesin önünü açabilmek açısından tam bir fırsat eşitliği yaratan, Türkiye'nin ihtiyaçlarının çok iyi okunmuş olmasından okunduğu anlaşılarak yapılmış, gerçekleştirmiş olan bir proje olduğunu görüyoruz. Onun kapatılması isteniyor mesela. Yani savaştan hemen sonra. Artı şey, o gene Sovyet paranoyası nedeniyle Türkiye'de daha muhafazakar nefisleri yetiştirelim. Daha din motifli olsun, daha komünizm karşıtı olsun diye İmam Hatiplerin tekrar açılması gündeme geliyor. Ve o dönem eğitim politikalarında aslında dönüşümün başladığı ve 1950'li yıllara geldiğimizde dönüşümün hazırlandığı ve altyapının oluşturulduğu dönem. Ve tabii bu süreçte İmam Hatiplerle şunu da vurgulamak isterim. Başlangıçta Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilk kurduğu zaman şunu istiyor. Yani ülkenin %92'si küsürü zaten okuma yazma bilmiyor. Üretken nüfusun hemen hepsini yitirmişsiniz. Yani sadece kadın ve çocuklardan oluşan ağırlıklı bir nüfus söz konusu. Ve böyle bir noktada eğitim çok büyük önemi var. Din adamı yetiştirmenin, aydın din adamı yetiştirmenin temel cumhuriyetin temel ilkelerini çok iyi özümsemiş ve bunu aktarabilecek aydınlanmacı, işte İslam coğrafyasında da belki İslamiyet adına bir takım gerçekten çok yararlı faaliyetler olabilecek bir din adamı yetiştirme programı var. O yüzden açılmış İmam Hatipler. 30'lu yılların başına geldiğinde de o dönem halk şunu da biliyor, yani Osmanlı'nın son dönemlerinde edindiği deneyimden hareketle göndermiyor çocuklarını. Daha bilimsel eğitim sürecinden geçsinler diye göndermedikleri için, talep olmadığı için 30'lu yıllarda kapanıyor. Ondan sonra 50'li yılların başlarında yani açıldığında o 45-50 arası dönemde asıl hedef birbirine tamamen zıt. Başta aydın din adamı yetiştirmek için açılan programlar şimdi tam tersine muhafazakar ve din motifli komünizm karşıtı nesil yetiştirmek için açılıyor. Amaç tamamen birebir ters. Ve o süreç gelişti gelişti, günümüzde aslında hemen herkese, her öğrenciye, her kesime toplum bir sürü çeşitlilikten oluşuyor. Mozaik diyoruz. Bir dayatma şeklinde belli bir amaca, belli bir mezhebe yönelik olarak bir din öğretim süreci başlamış ve herkese mutlaka imam hatip okutturulması gibi bir hedef var. Ve o süreçte bu parantezi kapatmak istiyorum. Yani bilimsel eğitime geleceğim, özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu başladıktan sonra muhafazakar kesim ve muhafazakar sağ partiler şunu gördüler. İmam hatiplerin geliştirilmesi ve bu süreç içerisinde, yani bilimsel eğitimden uzak bir eğitim süreci kendilerine ciddi oy potansiyeli, oy depoları oluşturuyor. O yüzden buna herkes popülist bir şekilde asıldı. Ülkenin geleceğini düşünmek gerekirken ülkenin geleceği neyde yatıyor? Bilimsel eğitimde yatıyor, laik eğitimde yatıyor. Çok önemli. Çünkü laik eğitimi de vurgulamak lazım. Arkadaşlarım zamanını almak istemem. Genç arkadaşımızın vurgulamak lazım. Hani eğitim yanlı olmaz. Eğitimde herhangi bir grubun, zümrenin ya da herhangi bir dinin baskısı bir ipoteği olmaz. Bu nedenden dolayı bilimsel ve laik eğitim çok önemli bir şey. Ve başta TÜBA'yı vurguladım. Herkesin sorgulayacak, herkesin analitik düşünerek zihni faaliyetlerini geliştirdiği bir eğitim sürecinden geçmesi çok önemlidir ve temel hakkıdır aslında. Ama amacını da siz örneğiyle de açıkladınız. Yani Semih Hocam'ın işaret ettiği şeyi biraz da yani İmam Hatipler açısından
Cumhuriyet'in ilk yıllarında hangi amaçla kuruldu, sonradan hangi amaçla devam ettirildi, onu görmüş olduk. Efendim kısa bir ara vereceğiz, sonra tekrar bu güzel heyecanlı tartışmaya, evet ben de şaşırdım nereye bakacağımı, devam edeceğiz. İyi akşamlar tekrardan. Elinin hamurunda devam ediyoruz. Bilim eğitimini konuşmaya, Türkiye'deki bilim eğitimini yavaş yavaş sorular belirmeye başladı, analizler belirmeye başladı. Nasıl olması gerektiğine her zaman biliyorsunuz bizim programda sadece dertleri koymak, ortaya koymak, masanın içine koyup ondan sonra da hadi bizi Allah'a ısmarladık demek değil. Bunu herkes yapar ama bilim adamları bunu yapmaz, öyle değil mi? Sonuna programın da bir amacı var, bir hedefi var. Son derece bilimsel hocam, Semih hocam, son derece bilimsel bir program yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bizim programın da bir hedefi, amacı var. Şöyle hocam, ne içimde kalacak gerekir? Bilim adamı ve bilim kadını. Ay ne dersin hocam? Hayır, yana yakına böyle bilim insan. Kadını çağırmak için bu programa çok canımı dişine taktım. İlle kadın olsun, kadın olsun. Yani tabii söylenecek söz önemli. Sonuçta bir cinsel ayrım yaptığımdan tabii ki değil. Kadın olarak yapmakta o da bir ayrım. Aman kadın olsun, çamurdan olsun diye bir derdim olamaz ve son derece hatalı olur. Benim amacıma yönelik olarak, varmak istediğimiz hedefe olarak. Kadınlar hep bir adım geride kaldıkları için, özellikle bilim tartıştığımız için de kadın olsun programda istedim. Çünkü çok yakışık görülmüyor. Türkiye'de üniversitelerin çok önemli bir özelliği, kadın bilim insanlarının görece sayısının dünyada en ileri olduğu tabii ülkelerden biri olması. Evet. Yüksek veya, ama çok acı bir tablo var arkasında var. Tabii. Ama evet. Başka bir tablo da var. Tabii çok acı bir meslek, tablo var. Şöyle, meslek hayatına giremedikleri için. Yarısında kadın yönetsel düzeyde karar verme mekanizmaları içerisinde değil. Yani Türkiye'deki üniversitelerin toplam sayısının yarısında hiç yok. Hiçbir noktada yok. Bu kadar böyle, diğerleri de sembolik zaten. Dekan seviyesinde çok az. %5 hocam. Yani temsil öyle maalesef. %41 falan kadın akademisyen aldı ve bir sürü batılı ülkeden çok iyi noktadayız. Yani. Orada da şöyle bir şey var mı acaba? Yani göreli olarak çok mu tercih edilmeyen bir meslek haline geldik acaba? Hem maddi nedenlerle hem de... Yok, bence Atatürk devriminin bir ürünü. Bence orada hiç başka bir şey aramıyor. Ama böyle bir gizil gücün olması... Yani üniversitelerin hakikaten düzgün biçimde bilime dayalı ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işleyen üniversiteler haline gelmesi, yönetsel düzeneklerin de buna göre şey olması onun için çok önemli bir gizil güç olarak çok önemli bir zenginliği ifade ediyor. Yani bugün yönetsel kademelerde daha az sayıda olsa da, değil mi, bu işi düzeltmeye geliştiğiniz zaman yarın bu durumu değiştirebilirsiniz. Ama %41 öğretim üyesi bilim kadını olmasa yapabileceğiniz şey çok daha sınırlı kalır. Atatürk devrimlerinin de bence öyle. Ha, tabii yani ki, tabii ki. Yapıldığı dönemde kadınların mücadelesi var ve her alanda var. Yani var olmak istiyorlar ve zorluyorlar koşulları. Yoksa Atatürk akşam yatıp sabah kalkıp hadi kadınlara ama da hak işte verin diye. Ama o işte yine o Atatürk devriminin yarattığı cereyan. Daha yani kadınların böyle bir mücadelesinin önünün açılması da o toplumsal dönüşümün bir sonucu. Bir fırsat eşitliği yaratmak dedik. Bu bölgeler arası fırsat eşitliği anlamına da geliyor. Cinsiyetler arasında, yani kadın ve erkek arasında da bir... Onun için kadınlara fırsat eşitliği yaratmak için biraz daha fazla alan açmak gerekir. Biraz daha fazla ellerinden tutmak gerekir diye düşünüyorum. Önlerini açmak gerekir. Ellerinden tutmaya karşı çıkıyor. Elinden erkek mi tutacak? Yani hayır. Önünü sistem, açacaksınız. Sistem olarak. Yani benden nasıl beklersiniz erkekten? Yok, ben
Hayatta o, tutturmamışım şimdiye yok, kadar. Yok yok o yani görüşünüzün öyle olduğunu ifade etmek için demedim. Hani doğru anlaşılsın. Terim diye. Yanlış evet. Anlaşılabilir. Diye. Evet teşekkür ederim. Evet ama şey bu aynı eşitsizlik, fırsat eşitliği, bilim yaratma konusunda. Mesela şeyi biliyorum Amerika'daki rakamlar şimdi tam aklımda değil ama elektrik, elektronik alanda Hint kökenli. Ya da şöyle diyeyim, Asya kökenli çok çalışan var Amerika'da. Mesela onların ağırlık verdiği bir alan var ama karar verici yerlerde onlar da. O eşitsizliği biraz sonra konuşacağız. Evet, bazı alanlar çok eri zaten. Yani siz biraz şeye girdiniz zaten. O Batı merkezde bilim anlayışının geliştirilmesi evet. Amacı, bilimin amacının onlara göre karayolları geliştirilmesi o anlamda bir o anlamda örnekti. Evet, çok konuşacak şey varmış ama daha ben şeyleri tanıtmadım. Yeni açanlar evet. Olabilir belki diye. Sayın Semih Koray, Profesör Doktor bizimle birlikte. Sayın Profesör Doktor Gülen Elmas Arslan bizimle, yardımcı doçent doktor Müge Bahçeci ve Sayın Hakkı Erman Ergincan bütün mirası geçmişiyle birlikte bizimle. İsterseniz bir arkadaşımızı da dinleyelim bu son şeyi, ondan sonra çözümlere yavaş yavaş geçelim diye düşünüyorum. Nasıl olması gerekir? Siz nasıl seçtiniz? Yani korkunçlu bir şey değil mi matematik böyle işte bilmem ne filan yani ODTÜ bir de. Nasıl girdiniz ODTÜ'ye? Ben hiç korkmadınız mı? Korkmadım. Evet. Şeyde ben kız okulunda okudum. Bizim ortaokulda okudum. Ondan sonra yatılı da okudum bir kısmını. Lisede lisemiz yoktu. Sonradan açıldı lise. Erkek tarafında vardı lise. İkimiz de bitişiyiz böyle erkek okuluna yan yanayız. Şeyler, teneffüslerde de bir tane hocamız durur arada. Aman oradan bir tane erkek sinek bu tarafa uçup da geçmesin teneffüste falan diye herhalde. Fen kısmı sadece erkek tarafında vardı. Biz 4 kız fen seçtik lisede. Erkek tarafında okumaya başladık. Şimdi şeyden geçerken ama teneffüslerde büyük teneffüs var 20 dakika. Kız tarafına geçiyoruz tabii erkekler bize değmesin biz aynı sınıfta oturuyoruz ama olsun bu tarafa geçiyoruz ve hocam bana dedi ki hiç senden beklemezdik. Ay ben nasıl bir kötü oldum sanki çok ayıplı bir iş yapmışım gibi erkek tarafına geçmişim fen seçmişim ondan dolayı diyordu ama o zaman bile 3-4 kız sadece geçmiştik kızların da aklı ermez yani. Milletlerin ermez, kızların ermez. Ama genel olarak bir bizim zamanımızda fen edebiyat, şimdi temel bilimler. Temel bilimlerden bir korku, dizlerin titremesi vardır aslında. Hayatın bu kadar, biraz önce konuştuk, bu kadar içinde olmasına rağmen. Siz nasıl korkmadan seçtiniz? Ben Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. yani adı erkek, o da yani erkek isminin mirasını aslında... O zaman sonuna kadar kahramanca sahip çıktım. Hayır. O, şu anda karma eğitim veriyor ve o isme sahip çıkanlar da aslında o zamanki kadın öğrenciler. Yani o zamanın 94'te yatılı giren kız yatılığı da okularak okuyan öğrenciler bu isme sahip çıkalım diye söylüyorlar. Yani ben karma eğitimde okudum. Fakat ismi erkek lisesiydi. O biraz köklü bir okul olduğu için. Ve fen seçtim. Yani ben zaten şöyle bakmıştım okul seçimime. Ben ileride hangi mesleği yapmak istiyorum, hangi sektörde çalışmak istiyorum diye baktım. Tercih etmek istediğim iki tane sektör var. Birisi havacılık, birisi inşaat sektörü. Ondan sonra sınav sonucunda havacılık sektörüne girmek istediğim havacılık ve uzay mühendisliği olmadı. İnşaat mühendisliği oluyordu. Ve inşaat sektöründe buradan giriş yapmış oldum yani. Neden korkmadım? O da şu yüzden, yani birincisi biraz tesadüfen, biraz da tabii başarıyla beraber iyi eğitim alma şansı olan yerlerden geldim. İkincisi de ailem beni sürekli
fenden ve matematikten korkmamam konusunda teşvik etmişti. Yani burada onların hakkı, baba. Evet baba. Babanın, anneniz? Annem de aslında teknik ressam olduğu için o da bu konuda hiçbir zaman şey yapmadı. Yani benim geri adım atmama sebebiyet verecek bir duruma düşürmedi. Bu da teknik eleman aslında tabii. Evet, evet. O yüzden ailede de genelde teknik ve fen, matematik çıkışlılar çok fazla. Dolayısıyla ben orada hiçbir korku yaşamadım yani. Tanışık olduğunuz için, tanıdığınız için. Evet. İnsan tanıdığı şeyden korkmuyor tabii değil mi? Evet, bir de yani lisede de zaten lise seçimini yaptıktan sonra yani tanışmak ve ona alışmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Yani ben severek yaptım. Evet, güzel bir mecburiyet. Ben mecburiyetimi seviyorum yani. Evet, girdiniz üniversitede. Şimdi eğitimle ilgili şeyleriniz nedir? Yani biraz önce burada hocalarımızla konuştuk. Eğitimi, veriliş tarzını, biraz yani olması gerekene de girdik ama. Ben bir şey ekleyeyim o sorunuzuna. Lisede aldığınız eğitim üniversitede size yeterli geldi mi altyapı olarak? Eksiklerini ne olarak görüyorsunuz geriye dönüp baktığımızda? Veya üniversitedeki eğitim nasıl? O altyapıyla orada başarılı olabiliyor musunuz? Gibi sorular eklemek istedim. Hadi bakalım öyle. Sınava tabi. Öyle dememişti bana diyor. Eğitim iki odaklı bir etkinlik. Hayır, benim şöyle bir eğitime ilişkin görüşüm var o konuda. Hakkı Erman'ın görüşünü ben rica edeceğim. Ben eğitimde öğretmenlerin zaman zaman öğrenci konumuna, öğrencilerin de zaman zaman öğretmen konumuna getirilmelerinin bunu mümkün kılacak düzeneklerin yaratılmasının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben yani, madencilerle ilgili bir şey anlatacağım. Öğrenci öğretmen konumuna gelirse o zaman onun bakış açısını empati gördüğü yap, zaman bir kere doğru yorumlayacak. Hatta onun bakış açısını düzeltebilecek de daha iyi. Tersi de doğru. Yani öğretmen de vaktiyle öğrenci olmuşsa da onu unutuyorlar genellikle. Onun uygulamaları var mı? Orada da o teknik üniversitesinde nasıl olabilir? Uygun bir görüşme bu. Ben de bir tane soru sormak istedim. Aldın mı? Not alıyorsun. Hepsini birden bir daha kesmeyelim senin sözünü diye. Hiç taş, toprak, inşaat malzemesi elledin mi? Türkiye'de her taraf taş, toprak, inşaat malzemesi elleyemeyen insan yok. Ayağına takılıyor. Çok iyi meslek seçmişsin. Semih Hocam'ın sorusundan başlayayım. Yani bence ODTÜ'de bu biraz daha var. Öğrenci ve öğretmen ilişkisi yerden yere geçiyor. Yani ODTÜ'de bir de hocam kültürü var. Bunun devrimci bir mirası da var. Ve yani oradaki hocam aslında ben herkesten bir şey öğrenmeye açığımın tabiri. Herkes hocam. Herkes hocam. Öğrenci de hocam. Evet. Minibüs şoförü de hocam. Hepsi hocam. Evet. Bir de şey örneği verilir. Sıkı yönetim zamanı Cahit Arf'ın örneği verilir. Genelkurmay Başkanı çağırıyor. Ya bizim de harbiyede ders veriyoruz, akademide ders veriyoruz. Fakat bizde olay çıkmıyor. ODTÜ'de ise siz ders veriyorsunuz. Niye çıkıyor? Yani bu iki üniversite arasındaki fark nedir diye. Cahit Hoca şunu söylüyor. Hocam Genelkurmay Başkanı olması lazım. Siz derse girdiğinizde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Diyor. Evet diyor, biz derse gireriz, tahtaya çizeriz, anlatırız, bitiririz. Nettir diyor. Cahit Hoca ise işte biz onu bilmiyoruz diyor. Biz derse gireriz, ne yapacağımızı karşımızdaki öğrenciden öğreniriz. Dolayısıyla öğrenci sorgular, öğrenci üretir. O yüzden tartışma olur. Tartışmanın olduğu yerde de olay olur, kavga olur şeklinde cevaplıyor. Bizi ODTÜ'de dediklerimizden birisi Cahit o. Cahit Hoca teoremini bulabilmiş yetişebilen bilim adamlarımızdan biri. Tabii, yani çok yakın tanıdım kendisi. Mesela Cahit Arf, yani Cumhuriyet'in Atatürk devrimi, evet, çok katıksız arı bir ürünü yani.
o anlayışın bir ürünü. Tabii o evi sobalı sisteminin ürünü. Elinde soba vardı diyelim. Çünkü zor oluyor, kömürleri taşırım böyle elleri siyah siyah. Ama kaç 80-90'ına yakındı ben konuştuğumda. Ya dedi unutuyorum artık dedi kalemimi nereye koyunca dedi bir daha bunu bulamıyorum. Ben dedim ooo ben. Ama piposunu piposunu bulamadı hiç fark etmiyor. Evet, düştü yani öyle tık tık. Evet buyurun. Lise konusunda da Müge Hocam'ın sorusu yani ben şanslıydım. Kabataş Erkek Lisesi'nde bayağı oldukça iyi bir eğitim verildi. Zaten lisenin sisteme yönelik başarı ortalaması yüksek. Aynı zamanda yani üretim noktasında da bizim liseden mezun olanların akademisyenlik ve bilim konusunda da iyi yerlere geldiği görülüyor. Fakat birçok arkadaşımın üniversiteye geldiğinde lisedeki eğitimden farklı bir aslında eğitim devamlılık süreci yok. Orada yani fonksiyon devamlı değil orada. Özellikle de matematik konusunda lisedeki bizim öğrendiğimiz tabii ki sınav sistemine yönelik genelde gidiyor. Fakat üniversiteye geldiğinizde bu işin teoremi, işte ispatlanması falan gibi konularda veya mantığının konularında birçok hocamızın ya bunu lisede bizim zamanımızda öğretirlerdi. Sizin zamanınızda geldiğinde bu öğretilmiyor. Siz daha yani sonuca gitmeye odaklı fakat işin rahiyasını almamış şekilde geliyorsunuz. Dediklerinden dolayı da lisedeki eğitimin genelde yeterli olmadığını söyleyebilirim. Yani üniversitede orada devamlılık olmadığı için problem çıkıyor. Sahaya indim. Yani ODTÜ'de ve hatta birçok inşaat mühendisliği bölümünde bir kere staj zorunlu. Staj yaptığımız yerde çok şey öğreniyoruz. Bu birincisi sahadaki malzemeyi ve oradaki işlemeyi öğreniyoruz. Hem de ikincisi de yani bir üretim süreci var orada. O üretimin toplumsal ilişkisini de öğrenmiş oluruz. Yani mühendis, ondan sonra işçi, oradaki formen, buradaki üretim sürecini de öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla bize iletişim açısından da bir avantaj oluyor. Yani toprağı, taşı ellemiş, kullanmış şekilde buradayım. Benim ekleyebileceğim şu var. Yani bu sınav sistemi dolayısıyla öğrencide bir paranoya oluşuyor. Derste işin özünü öğrenmeye yönelikten ziyade sınav sonucunu iyi getirmeye yönelik olduğu için bu işin neresinde bir problem olabilir, bu iş nasıl zorlaştırılabilir de bizi sınavdan düşük almamıza sebep olabilir diye bakıyorlar. Bir tane örneği var. Kendi yaşadığım yani ben düşmedim o hatayı ama okulda yaşadığım bir problem. Bir derste sınav süresi 2 saatten uzundu. Ve o 2 saatten uzun sınav süresini görünce öğrenci sınav esnasında demek ki zor bir soru var. Ben ona göre sınavı çözmeliyim deyip paranoyaya kapılıp normalde doğru bildiği ve yapabildiği şeyi tekrar değiştirip ondan sonra hataya düşüyor. Öğrencinin böyle bir paranoya problemi var. Yani ben korkmadan fen ve matematik seçtim. Fakat buna bağlı olarak yani zor algısına bağlı olarak son yıllarda benim mezun olduğum lisede bile temel bilimler yani matematik, Türkçe ağırlıklı sınıfların arttığı gözleniyor. Yani benim dönemimden önce bir sınıf varken mesela orada benim dönemimde ikiye çıkmıştı. Bu da aslında yani oradaki istatistik bize tercihin zorluluktansa oraya kaydığının göstergesi oluyor. Bir de tabii kısa bir ara vereceğiz biraz sonra. Taş toprak deyince köy enstitülerinden de söz ettik. Aslında onlar da tabii taşa toprağa değen bir eğitim, üretime dönük bir eğitim düşünülüyor. Ben mesela birçok mühendis biliyorum. Sizin şeyde fakültede farklı olabilir. Hiç hayatında daha makineye değmeden yani staj yapılıyor da kağıt üzerinde falan olduğunu evet, da fason biliyoruz. Staj yani babasının tanıdığı birinden imzalandı yapıldığını da biliyoruz.
Onun anlamı ve önemi belki öğretilmediği için çocuğun kabahati değil o. Birdenbire pat diye kendini herhangi bir oradaki ustadan daha az deneyimli bir şekilde alanda bulmuş oluyor. Ama köy enstitülerinin mantığı derken başka bir konuyu daha bir kısa aradan sonra tartışalım istiyorum. Eğitimi doğrudan doğruya üretime yönelik ama bir de ihtiyaca yönelik. Yani üretim de dibine kadar patates üreteceksin, ne yapacaksın? Yani değil mi? Orada da bir planlamanın olması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaca yönelik bir Türkiye ekonomisinin ihtiyacına yönelik. Bilmem kaç tane inşaat mühendisi olur ama taş usta sormazsa oturup onun yerine tak tak sen çakar mısın? Çakmazsın. Ayrı bir melakeli. Evet, evet. Evet efendim, kısa bir ara vereceğiz, sonra tekrar devam edeceğiz bu güzel tartışmaya. Elin Namur'unda tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Taş ustalarında kalmıştık. Ben mermercilerle konuşmuştum bir keresinde. İşsizlik, daha yakın bir zamanda da Denizli'de sanayi sitesini ziyaret ettik. Oradaki mobilyacılarla, ağaç doğramacı, onlarla konuştuk. Hem işsizlik var deniyor ama işçi de bulamıyoruz diyorlar. Yani orada işte ihtiyaca yönelik eğitim. Neden? Çünkü mermerciler özellikle bunu çok renkli bir şekilde anlatmışlardı. Üniversiteyi bitiriyor, geliyor, beyaz yakalı tabii o masa başı iş istiyor ve maaşını da şu kadar istiyor. Altında çalışmak istemiyor. Türkiye mermer zengini bir ülke. Dünyadaki birkaç ülkeden biri sahiplik olarak ama çok az işleyebiliyor. Önemli bir zenginliği üretime döndürmede o kadar altyapısı hazır değil. Neden diyoruz? Üretsen işte bak var, niye çıkarmıyorsun? İşlemiyorsun. Çinliler geliyor, Çinlere kızıyorsunuz ama onların yaptığını yapın derim her zaman. Çinliler geliyor, bizden mermeri alıyor, gemiye yüklüyor, gemide işliyor. Avrupa'ya gidene kadar onun üstüne bilmem kaç değer katarak da orada satıyor. Halbuki biz burada kursak, çalıştırsak gibi. Yani sadece üretmek değil ama üretimi de planlamak lazım. Ya da eğitim. Ara eleman yetiştirmekle herhalde. Evet, tabii meslek okulları. Liseden mezun olunca hemen hazır işte var. Aslında arıyor. O çünkü üniversite mezunu o toz toprak içinde çalışmak istemiyor diyor. Onu oymak istemiyor diyor ustalar. Onun için eğitimin biraz üretime de dönük ama aynı zamanda da ihtiyaca dönük olarak planlanması lazım diye düşünüyorum. Ama anlayış da önemli. Ben bir ara üniversite sınavları, seçimlik şeyleri sırasında, tercihler sırasında devlet planlamanın şeylerini okudum. Onlar yönlendiriyorlar. Evet, raporlarda. Aman sakın ziraat fakültelerini seçmeyin çok az. Aman jeoloji seçmeyin. Arkeoloji seçmeyin. Yani Türkiye kaynıyor arkeoloji açısından değil mi? Eskiyse her belediyenin bir tane olması lazım. Her belediyemiz, her ilçemizde siz restorasyon mesela o kadar kötü ellerde teslim ediliyor ki üstüne sıvayı çekiveriyorlar bazen. Şule Hanım, aslında orada şey eksikliği var. Biz hep o hatayı yapıyoruz. Eğitim planlarken iş gücünü planlamıyoruz. İkisinin beraber olması lazım. Bunu planlamak da zor bir şey değil aslında. Hani neden yapılmadığı konusunda hiçbir fikrim yok ama eğitim planlaması iş gücü planlamasıyla beraber yürütülmesi lazım. İhtiyaca göre. Tabii tabii. Herkes kafasına göre fakülte açıyor. İhtiyaç var mı? Önemli değil. Fakülte açtım, ben başarılı bir rektörüm mesela. Ölçüldü. Ama işsiz sayısını arttırmakla ancak olabiliyorsunuz. Yani şimdi eğitim tabii yetiştirilen iş, bir de geleceğe yönelik bir
beklenti ve planın olması lazım. Lazım tabii planlamaya yani karşılar ama. 10 sene, 15 sene, 20 sene sonraki iş gücünü planlar durumdasınız. Şu anda o iş tam tersini alıyor. Bir önceki senenin üniversite bölümlerinin taban puanları onun yarattığı piyasa şimdi yönlendiriyor. Halbuki öğrencinin de 15 sene sonra tam mesleğinin zirvesindeyken o ortam ne olacak, neye ihtiyaç olacak ona bakılması gerekiyor. Planlama, planlama onun için planlama o. Yani hani askeriyede yanlış yığınak giderilemez diye bir söz var. Eğitimde hiç giderilemez. Yani çünkü insan gücüne yığınak yapıyorsunuz. Siz 10-15 sene sonra nasıl bir iş gücü dağılımı toplum olacağını da çok onu belirliyorsunuz. Sözü almışken bir iki şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi yani köy enstitüleri kuşkusuz çalışma aracılığıyla, çalışma içinde bu onun çok önemli bir parçası. Ama köy enstitülerinin daha önemli parçası ve bugün eğitimi nasıl düzenlemeliyiz sorusuna daha yanıt vermede kolaylık sağlayan bir parçası köy enstitüleri Cumhuriyet'in kültür devriminin araçları. Yani o ihtiyaca cevap vermek için. Çünkü siz tarımda mekanizasyon yapacaksanız köylülüğü o mekanizasyonun gereklerine göre birebir tekil o ihtiyaca göre teknik bir eğitimden geçirebilirsiniz. Yine o iş üstünde. Batı'da iş üstünde eğitim çok yaygın bir şey. Ama tekil ve birebir. Yani o ne iş yapacaksa ona yönelik bir teknik eğitim veriliyor ve bu da iş içinde, iş sırasında veriliyor. Şimdi bu kültür devrimi olması bence Türkiye'deki eğitimin ve bu hani bilimsel eğitim, bilim eğitimi diyoruz ya bundan çok doğrudan ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bugün yeniden Cumhuriyet'in bir kültür devrimine ve eğitim kurumlarının eğitimin de bu kültür devriminin en önemli aracı olarak kullanılmasına ihtiyacı var. Şimdi bilim eğitimi, bilimsel eğitim deyince bunu sadece matematik, fen bilimleri bunlarla sınırlı tutma eğilimi var hepimizde. Böyle bir algı var. Ben bunun son derece yanlış bir algı olduğunu ve bunun mutlaka üstesinden gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli. Yani matematik ve diğer bilimlerdeki eğitim. Buna da belki bilim eğitimi değil de bilime dayalı eğitim, bilimsel temelli eğitim demek. Çünkü bilim eğitimi sadece bilim insanı olmaya niyetlenen insanlar için gerekli olan bir şey değil. Bilimsel yaklaşım, doğru akıl yürütme, nedensellik ilişkilerini, neden-sonuç ilişkilerini doğru kurma, bu bütün millete, hani sadece okuyanlara değil, bütün milletin eğitiminde esas alınması gereken bir şey. Şimdi Türkiye'de eğitimin bilimsizleştirilmesiyle Atatürksüzleştirilmesinin el ele gitmesinin bence bir uyumluluğu var. Ben uzun süre şunu merak ettim. Ya Türkiye'de hani bilim en hakiki yol göstericidir. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun en temel ilkelerinden bir tanesi. Ama Osmanlı'ya baktığınız, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluş dönemine baktığınız zaman hani her millet, her ülke kendi deneyimi içinde öğrenir. Bu sadece Batı'nın deneyiminden çıkartılarak aktarılmış bir ilke mi diye. Sonra şunu fark ettim ki Türkiye'nin dünya bilim tarihine yaptığı en önemli katkılardan biri Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devriminin kendisidir. Hakikaten bilimin yol göstericiliği olmasa Türkiye'nin ancak milletleşme devrimiyle varlığını sürdürebileceği, milletleşme devriminin idari yönetim biçiminin cumhuriyet olması, altı ok, Atatürk devriminin bütün okları bunlar aslında bilim
tarihin keskin bir okunuşu, tarihe bilimsel bir bakış açısıyla. Onun yani için, bunun başarıya ulaşabileceğini görmek. Görmek, önemli. Onu görmediğiniz yani zaman... Atatürk'ün en önemli özelliği onu, de onu, o. Bakın bu... Yani mavi gözleri bu, değil, bu toplum bunu bilime, görebilmesi. Toplum bilime, yani Türkiye'nin bu devrimi, Kurtuluş Savaşı artı Atatürk devrimi, Cumhuriyet devrimi, Türkiye'nin toplum bilim tarihine hocam, yapmış olduğu en önemli eylemli kat. Onun için bugün ben hani tarih bugüne güç verir değil mi? Onun için. Yani bu nedensellik ilişkilerinin anlaşılması için biz matematiği, fiziği bunları kullanıyoruz. Çok güzel. Bunları daha etkin biçimde kullanmaya devam edelim. Ama Atatürk devrimi sadece Atatürk'ün lafının kaç kere edildiği, burada yapılan fedakarlıklar bunlar filan çok önemli. Çünkü bakın yine eğitimde belki ihmal edilen şeylerden bir tanesi biz sadece akıllı bilime dayalı değil yürekli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Kavramlar, dayatmalar karşısında ürkekleşen matematik korkusuyla, fen korkusuyla, sınav korkusuyla ürkekleşen sınav sistemi nedeniyle denileni yapmayı öğreniyor öğrenci orada. Bakın test, merak, akıl filan değil. Sınav bu, bence bu yüreksizleştiren, bu öğrencileri en baştan itibaren ürkekleştiren, hayat karşısında ürkek hale getiren, özgüven kaybına neden olan aileler bir şey. Aileler de güvenemiyorlar. Tabii çünkü. Ama işte bu bütün milleti bir de sadece... Almış, kazanmış, gelmiş, üniversiteye kaydını yaptıracak, burs kazanmış bir çocuk. Evet. Ailesiyle birlikte oturuyor ve diyor ki baba, ya bu bursu kaybederse, tabii maddi imkanları kısıtlı... Ya nasıl kaybedebilir efendim diyorum. Yani bu çocuk rüştünü ispat etmiş işte. Şu başarıyı almış, şu puanı almış, şu evet. kadar buz kazanmış. Çocuk ama hiç böyle duruyor. Yani evet ben yapabilirim iddiasıyla gelmemiş. O başarıları evet. edinmiş olmasına rağmen. Aile de ona bırakın dedim çocuğunuza güvenin. Yani yapabilir, bu burs kazanan çocuk bunu yapacağını evet. garantisini, evet. teminatını veriyor zaten size dedim. Evet, evet. Aynı şekilde Atatürk'e de yani çılgınlık falan diyorlar. Yani sen sonu belli olmayan bir şeye kalkışıyorsun. Yani bakın burada diye. Yani ben bilime dayalı eğitimin bir sürü vesilesi var. Yani öğrenciler şu fizik yasasını ya da bu matematik teoremini, şu soruyu almış. Ben bunu ileride kullanacak mıyım? Vallahi ben onu bilemem. İleride ne yapacağını şimdiden bilmediğim çizelgeye bağlı olmadığı için kullanır mısın, kullanmaz mısın onu bilemem. Ama sen nedensellik ilişkilerini, neden-sonuç ilişkilerini, doğru çözümlemeyi, doğru akıl yürütmeyi burada bunun esas maksadı o. Onun için herkese lazım. Ama bunun en önemli vesilesinin bence tarih ve Atatürk devrimi, toplum bilimin bu açıdan bizim orta öğretimimizde de alana göre daha sonra üniversite eğitiminde de mutlaka etkili biçimde kullanılması lazım. Dediğim gibi eğitimde dayatmanın, yani şu anda hani eğer laiklik bilime dayalı eğitimin bir ön koşulu olmazsa olmazı onu mümkün kılmak için lazım ama laikliğin her çiğnenmesi öğrencileri bilimin eğitimden uzaklaştırılması o dayatmalara yol açıyor eğitimde ve dayatmalar sadece aklı bulandırmak, aklı etkisizleştirmek, aklı kullanılabilir olmaktan çıkarmak değil, aynı zamanda yüreksizleştirmeye de hizmet ediyor. Onun için bizim hakikaten eğitimde akıl ve yüreği birlikte almamız lazım. Bilimi ve geleceği yaratma zorluklardan, mesela köy enstitülerinde hani sadece taş toprak değil, yani enstitünün yapımının öğrencilere, öğrenciler tarafından inşa edilmesi o bir zorunluluk tarafı ama sadece zorunluluk tarafı değil. Özellikle zor yerlerden seçiyorlar. Zorluklardan yılmadan yapacaksın. Zorluklardan onun üstesinden nasıl gelebilirsin?
ortaklaşa gelirsin. İmece yoluyla gelirsin. O Atatürk Orman Çiftliği de aynı şey. Aynı bataklığın şey. Orada Atatürk kuruyor. Orman Çiftliği de aynı şey. Aynı anda düşünüyor yani. Yani orada bütün bunlar hayatın içinde, yani sadece üretim bilgisi vesaire değil, ahlakı da orada öğreniyor, dayanışmayı da orada öğreniyor, zorluklardan yılmamayı da orada öğreniyor, bilimi, matematiği onu da orada öğreniyor, tarihi, toplum bilimi, sanatı onu da orada öğreniyor. Onun için orada da bir bütüncüllük var. Onun için bizim hakikaten bütüncül, tarihi ve toplum bilimi, kendi tarihimizi ve özellikle Atatürk devrimini sadece bir devrim neye karşılık geldi bu açıdan değil, bilimsel yaklaşımı bunu öğretmek, bunun özümsenmesini sağlamak için kullanmamız lazım. Onun için bilim ve Atatürk, akıl ve yürek, bunlar birlikte lazım. Ben burada için çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bilgiye sahip olursanız kendinize güvenirsiniz, yürekli olursunuz. Tabii. Hocam, bilgiyi de özümseyip kullanabilirseniz dünyayı dönüştürmeli. Tam Atatürk lafınızdan alacağım hocam. Mesela eğitim politikaları belirlenirken Atatürk döneminde o kadar net koymuş ki temel hedefleri. Şimdi yapboz tahtasına döndü eğitim sistemi. Çünkü hakikaten kimse ne yapacağını çok fazla bilmiyor. O yüzden habire bir şeyler değişiyor ve hiçbir zaman da gelen gidenin yerini doldurmuyor filan. Karma eğitimi mutlaka öngörmüş, bilimsel eğitimi mutlaka öngörmüş, laikliği mutlaka öngörmüş. 15-16 tane temel ilke belirlemiş. Ve bu ilkeler çerçevesinde eğitim politikası oluşturuluyor. O yüzden başarılı. Yani 23'ten baktığınız zaman 50'li yıllara gelene kadar yapılan süreçte çok ciddi yol kat ediliyor. Baştan söyledim ya, %92'si okuma yazmayı bilmeyen bir toplumdan. Gelinen nokta budur. Yani şimdiki temel sıkıntı, temel eğitim politikaları konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bir göstergeyi söyleyeceğim. Yani biz eğitim politikası yapboza dönmesi demek, az önce de konuştuk. Yani bu eğitimin işte 15 yıl sonraki üretim planına göre yapılması lazım. Yani bu şunun göstergesi, eğitim politikası yapboza dönüyorsa ülkenin üretim politikası da yapboz aslında. Yani şu anki hükümet belirleyense eğitim politikasını ki öyle, o zaman üretim politikasında da bir istikrarsızlık var ve bu da sadece işte eğitime değil, dolayısıyla üretimi ve Türkiye'nin geleceğine yansıyacak bir şey yani. Ama zaten öyle bir üretim planlaması var mı ki? Planlama işte yok ya, yani, o yok. Yani o onun da göstermesi. Piyasa güçlerine bilim dediğin şey. Edilmiş var. Tekrar bir sanayi devrimini belki gündeme gelmesi lazım. Üretim politikası. Yani üreten olmayınca tabii işsizlik de oluyor. Sanayi de bu durumda tekrar ele alınmalı diye düşünüyorum. Yatırımcılar, üreticiler. Söylediği şeylerden biridir ta 1905'te. Maddeyi anlamalı. Maddeyi anlamak demek bilim. Zaten yani o 15 yıl sonra ne olacağını bileceksin ki ona göre bir eğitim planlayacaksın. Ona göre üretim plan, o üretimin ihtiyaçlarını planlayacaksın. 30 tane mühendis değil, belki 10 tane mühendis, 20 tane ara eleman yapacaksın ki üretim. Aslında şey de var, yani yeni gelişmeler, mermerleri, çinileri teslim etmiyor. Yani. Ortak etkileşim olmasını getiren noktalar da var. Ha. Tartışılıyor. Evet. Öyle yerler açılıyor üniversitelerin. Biliyorsun, şimdi bakın orada ben şöyle teknoloji düşünüyorum. Teknoloji şeyleri, departmanları açılıyor. Şimdi orada da bu toplum bilimin ışığında üniversitenin önce olması lazım. Evet. Üniversite şu anda maalesef o işbirliğinin olduğu yerlerde sipariş üstüne üretim yapan, yani piyasadan bir talep gelecek, üniversite onu çözecek. Üniversite bunu da yapabilir, yani bunu yapmasının bir zararı yok. Ama üniversitenin üretimin geleceğini, bunu belirleme açısından orada esas öncü bir rolünün olması lazım. Sipariş karşılayan, edilgin, yanıt veren konumda değil, siyasete, toplumsal gelişmeye, iktisadi gelişmeye yön veren bir konumda olması lazım. Bu, şu önemli konuyu da demin şey yaptık. Şimdi bakın, bilim üretici güçlerin en önemli etkenlerinden, unsurlarından biridir. Ama
bilim bundan ibaret değildir. Bilimin bugün, bakın bugün biz toplumsal ilerlemenin, herhangi bir toplumsal ilerlemenin bilimsel temelli olmadan gerçekleşemeyeceği bir dönemde yaşıyoruz. Kapitalizm, kapitalist üretim ilişkileri bir önceki sistemin bağrında kendiliğinden gelişmiştir. Ama kapitalizm, kapitalist sistem, iktisadi bir sistem olarak kendiliğinden gelişmenin en son aşamasıdır. Bunun ötesinde mutlaka bilimin yol göstericiliğinde üretim ilişkilerinin düzenlenmesi de, toplumsal sistemin düzenlenmesi de bunun bilimin yol göstericiliğinde olması. Bu kaçınılmaz, bu zorunlu. Bilim bunun için. Hayatta her şeyde hakiki yol gösterici olmasının esas kazandığı anlam bu. Onun için bilimi sadece fen bilimlerine sınırlamak ve burada sadece üretimde olan geliştirici etkileriyle bu şu anda bilimin önüne engel koymak isteyenlerin yaptığı iş. Orta çağda bu konuda bu bilimsel görüş, bilimi bu şekilde kendi dar alanına, teknik bir alana kısıtlama konusunda görüş birliği halinde emperyal sistemle. Onun için ben hani bu Atatürk devriminin bilim eğitimi açısından önemi bu açıdan da daha fazla önemli oluyor, daha fazla önem kazanıyor. Bir nokta daha eklememe izin verilirse bu köy enstitüleri ve Atatürk milli eğitimi, daha doğrusu Atatürk devrimi genel olarak evrensel olanla milli olan arasındaki ilişkinin nasıl ele alınması gerektiği konusunda son derece açık ve son derece doğru bir çözüme ulaşmıştır. Evrensel olan bu bütün insanlığın kazanımıdır. Bu kazanımları bunlar evrenseldir, bunlar burada yapılmamıştır diye milliliğe kesinlikle aykırı görmez. Ama bunların millileştirilmesi, yerelleştirilmesi gerektiğini öngörür. Bunları biz özümseyerek kendimiz kullanabilir, geliştirebilir, ilerletebilir hale geliyorsa o zaman o Türk'tür, millidir. Hani söylerler ya, elektriği Edison bulmuş ama kullanıyoruz da yani ama yani, şey olarak da yani bilimsel buluşlar hani buluşlar, bugün üniversitede şu anda o buluşlar için şu tartışılıyor, çok gündemde, gazetelerde takip ettim, çocuklara algoritma öğretilmesi konusu. Çünkü bilimsel buluş, biz hep her şeyi hazır alıyoruz ya, evet. Ama eğitimde yani bu algoritma konusu öğretilirse eğer öğrenci bilgisayara soru sorma, bilgisayara bir yazılımla problem çözdürme yeteneği de almış olacaklar. Yani eğitimde artık bunlar tartışılıyor işte ve bunun aslında yabancı dille birlikte paralel yapılması tartışılıyor. Bakın algoritmayla kısıtlı kalmak takipçilikten öteye götüremezsin sen. Ama o da bir başlangıç. Kritik soru. Hayır, hiç yok şu anda eğitim sistemimizde. Bakın takipçi olmanın, takip etmenin bir zararı yok. Ama kendine takipçi rolünü verip ben şu anda Türkiye'deki üniversitelerin iki önemli özelliği var. Bir çürümüşlük var. Önemli ölçüde bir çürümüşlük var. Ama onun yanı sıra Türkiye'de pek çok bilim alanında üstüne dayanılarak çok daha ileriye gidilebilecek çok önemli bir birikim de var. Yani Türkiye hakikaten her alanda her şeyin en iyisiyle en kötüsünün bir arada yaşadığı, yaşamaya devam ettiği ama bu durumun sürdürülemez olduğu bir ülke. Şimdi onun için siz takipçiliği en baştan yani öğretilmesi ve takip etmenin yollarının bulunması o faydalı ama bu yolları kullanırken kendinizi takipçiliğe mahkum etmeyeceksiniz. Bu işi ilerletmeye, en iyisini ben yaparıma, en iyisini yapacak düzeye gelmeyi hedefleyeceksiniz. İhtiyacınız olan bilgiye ulaşma, belki takipçilik değil de bilgiye ulaşma yollarını açmak. Hayır, bilgiye ulaşabilmeniz lazım.
Ama bilgiye ulaşmakla, yani bilgiyi başkaları üretir, biz ona ulaşır, kullanırız anlayışı Türkiye'de maalesef yaygın. Onu kırmak için algoritma eğitimini öngörüyor zaten. Yani etkin takip etmek, etkin biçimde bilgiye ulaşmak, bu diğer hedef açısından zorunlu ve onun iyi yollarının bulunması, öğretilmesi o son derece faydalı bir şey. Ama ona sınırlamamız lazım. Batı ile karşılaştırdığımızda da Türk insanı son derece, yani futbol alanından tutun sanata kadar her alanda çok daha yaratıcı olduğunu, çünkü dinamik bir toplum ve gelişmeye uygun bir toplum, evet, kaynıyor. Yani aslında fırsat eşitliği yaratılsa, evet, hakikaten dediğiniz gibi sadece takipçilik rolü verilmese, evet, belki yani yetenek keşfi süreçleri çok önemli. Şu anda mevcut eğitim sisteminde, bakın, biz bir madenimiz varsa, keşfetmediysek onu, onun da bir zararı var ama orada duruyor. Ama yetenekleri, evet, eğitim insanlar yoluyla keşfedip ortaya çıkartamadığımız sürece o telafisi imkansız olan bir kayıp oluyor. Bugün çok az bir kesimi Türkiye'nin genç nüfusunun, %10'u filan ancak bu yetenek keşfi süreçlerine mevcut. Onun şeyi de şu gibi, anlayış farklı. Eğer biz Türkiye'nin insan gücünü, Türkiye'nin en önemli ulusal, kamusal değeri olarak görürsek, o zaman keşfetmeye yöneliriz. Ama herkesin yeteneği, yetisi kendi malıdır. Geliştirirse kullanır, geliştirmezse kullanmaz diye. Bunları kişisel, kendi mallar, eğitimi de kişisel yatırım olarak görürseniz, ki şu anda maalesef hakim olan anlayış odur, o zaman her koyun kendi bacağından asılır. Keşfetmeye çalışmanın hiçbir kamusal getirisi vesairesi hesaba katılmaz. Evet, siz devam ediyordunuz galiba. Benim bu konuda söyleyeceğim şöyle şeyler var. Yani araya o kadar şey girdi ki, siz bir restorasyon kültür konusuna değindiniz. Şöyle, toplumsal bilinç konusunda aslında çok zayıf bir noktadayız. Yani kültür varlıkların korunmasında olsun, İşte bu bütün değerleri soyut somut korunmasında olsun. Çünkü bu eğitimde verilmiyor. Yani sanat ve tasarım eğitiminin çok küçük yaşlarda başlaması gerektiği inancındayım. Kültür değerlerini tanıtırsak eğer, koruma konusunda da böyle yanlış uygulamalarla çok karşılaşmayız. Yani illa bu işin mesleğini yapan kişi de olmak gerekmiyor. Toplumsal duyarlılık oluşturmak gerekiyor bu alanlarda. Onu mutlaka eğitim, yani bilimsel eğitimin yanında kültür sanat eğitiminin de paralel, yani sizin söylediklerinizle destekleyecek şekilde olması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu insan kaybı konusunda mesela müthiş, ben Anadolu'da o kadar çok insanla karşılaşıyorum ki, yani ses olsun, önünüze bir kahvaltı sofrasında domates, salatalık, biber tabağı geliyor, böyle fotoğrafını çekiyorum, yani resim gibi. Şeye bakın, belli ki bir estetik anlayışı şeyi var, yani o köylü kadının. İşte o kopukluk var. Yani resim olabilme şansı yaratılsa. Bir kopukluk var. Evet. Kültür yani bize transfer olmuyor. Yani hani kültür evet kendi kendine gelişen bir kavram ama bunun aktarılması da gerekiyor. Ya da açığa çıkartılması. Evet. Köylüsleri işte bak o yani mesela o Aziz Sancar Türkiye'de olsaydı acaba Loben, evet, alabilecek miydi? Yani tam da burada bu soru sorulması, evet, lazım. Sosyal sermayeyi geliştirmek için bence eksik olan, eksik gördüğüm yerler şunlar. İlkokulda verilebilecek, basitleştirilmiş düzeyde verilebilecek eğitimler var. Yani ilerleyen sınıflarında belki, yani 8 yıllık eğitim sürecinin içinde. Birincisi bilim felsefesi. Felsefe dersi lisede veriliyor. Ve felsefenin genel bütün alanlarına odaklanıyor. Genel alanına değinince de odaklanamıyor aslında. Ama bilim felsefesi kritik bir noktası. Bu yani eğitim üretiminin
temelini oluşturan şeylerden birisi. Bence ona odaklanılması lazım. Eklenmesi lazım müfredatta. İkincisi, üretim esnasında yaşadığımız problemlerden birisi de etik konusu. Etik konusun ilkokulda ve lisede pek yoktu. Hiç denebilecek düzeyde. Ben üniversitede görmeye başladım etiği. Etik de aslında yani yaşamın her anında olduğu için yine ilk başlardan itibaren bu konuya girilmesi lazım. Müfredat eklenmesi lazım. Üçüncüsü de yaptığımız işin hukuka uygun olup olmadığı veya bir iş yaparken bunu nasıl hukuksal düzeyde yapabilirim'e bakmak lazım. Onun için de yani Türkiye Anayasası herkesin bilmesi, kendi hakkını, hukukunu ve devletin aynı zamanda hatta devrimin hakkını, hukukunu bilmesi gerekiyor. Onu da basitleştirilmiş düzeyde ilkokul, yani orta öğretim kısmında en azından eklenmesi uygun olur diye düşünüyorum. Hukuk haklar demek zaten. Haklarınızı bilmek için yazılı olan metinleri de bilmeniz lazım biliyorsunuz. Bir de nasıl değiştireceğinizi, anayasayı değiştirmeniz lazım mı, değil mi, neresini değiştireceksiniz, daha iyi yapacaksınız. Onları yapabilmek için de bilmek gerekiyor zaten. Evet efendim, son şey, sizin son şu eklenebilir bir de varsa kapatalım. Yani şu anda üniversitede işte YÖK'ün zorunlu dersleri olan bir Türkçe, bir de Türk Devrim Tarihi dersleri var. Bu dersler zorunlu olduğu için aslında çok kale alınmıyor. Üstün körü geçiliyor ama aslında tarih bilincini kazandırmak açısından da bu dersleri YÖK zorunlu dersi olmaktan başka zorunlu olmakla beraber yani kayda ve kale alınmasını arttıracak şekilde müfredatta işlemek lazım. Yani tarih bilincinden kopuk bir nesil yetiştirmemek için. Eğer çünkü koparsak o nesil bilincinden bu ülkenin geleceğine, daha önce işte anlattığımız üretimine de yansıyacaktır. İnkılap tarihini kaldırdılar değil mi? Artık var mı şimdi? Var. YÖK dersi olarak veriliyor. Veriliyor ama üstün körü geçiliyor. Böyle hoca geliyor anlatıyor mu derste? Evet. Şeyde uzaktan bazı eğitimle falan yaptılar. Evet. Bilgisayar sistemine geçtiler bazı yerlerde. Uzaktan kumandalı eğitimle yapıyorlar. Yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Evet efendim. Ben de bu toplumsal sermaye üretim konusunda üniversitelere çok büyük görev iş düştüğünü düşünüyorum. İnovasyon merkezleri oluşturularak bilimsel araştırmaların bu toplumsal sermaye ve iş gücüyle birleştirilmesi ve bu yeni yaratıcı projeler geliştirilmesi gerekli diye düşünüyorum. Evet hocam. Son de, yok, ben söyleyeceklerimi sanıyorum tamamladım. Yani eğitim sisteminin aslında baştan aşağı bir temel ilkeler çerçevesinde biraz başı hatırlayarak yeniden şekillenmesi lazım. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Çocuklarımız, yani gelecek kuşak mahvoluyor. Onun telafisi mümkün değil. O açıdan Türkiye'nin bence en önemli ve birinci probleminin eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum. Evet, yani sınav sistemiyle bu kadar uğraşmaktansa esas bence eğitim sistemini bir masaya yatırıp bunu ve bizim bugün konuştuğumuz şu 1,5 saatte 2 saate yakın zamanda konuştuğumuz şeyi daha uzun süreli yapmak lazım galiba. Onu masaya koyup eline boyuna. Buyurun efendim, son şeyleriniz. Yok, benim de yani şöyle şunu söylemek, belki konunun öneminin altını yeniden çizerek bitirmek lazım. Bilim de eğitim de geleceği kurmak içindir. Bunlara doğru biçimde yaklaşmazsak, bu yaklaşımı da kendi tarihimizden olumlu örnekleri alıp, Atatürk devriminin örneklerini alıp o şekilde yeniden şekillendirmezsek sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da tehlikeye atma durumuyla karşı karşıya kalırız. Evet efendim, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Gerçekten çok verimli katkı sunan bir program oldu. Umarım bazı yerlere gitmiştir bu konuştuklarımız, bu masada kısa sürede konuştuklarımızı çok daha geniş, aylarca belki tartışıp eğitim sistemimizin anlayışlarını oluşturmak üzere planlama, programlama,
açısından bir azıcık katkınız olduysa ne mutlu bize. İyi akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz.